Uğur merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Maskeni çıkar evet. Harika. Ben duyamam çünkü seni. İşte maskeyle korunmaya çalışıyoruz. Evet, hepimiz maskeyle korunmak zorundayız. Başkasının korunması gerektiği bir şey var. Ne? A milli takım yolunda dolu dizgin devam ediyor. Önce Hollanda, sonra Norveç. Gerçekten en olgun dönemini yaşayan bir milli takımımız var. Sen nasıl tarif ediyorsun? Biraz böyle senin cümlelerini duymak istiyorum. Olgun dedin ya sen. Bence kıpır kıpır gençliklerini yaşıyorlar. Kan hızlı akıyor damarlarda. Fıkır fıkırlar, zeka, eğitim, fiziksel güç hepsi bir araya geldi. Deli gibi eğleniyorlar bana kızım. Bence tarihin en çok birlikte oynarken eğlenen takımıyla birlikteyiz. Yani çok eğleniyor adamlar, acayip eğleniyorlar. Abdülkerim Durmaz ya Wembley'e gittiğinizde nerede bu geriliğin eker diye sormuş. Yani hani bu hep destansı olarak anlatılır. Şimdi burada nerede bu Haaland diye falan sormuyorlar. Haaland canım benim gel sen bak. Gel bak bir şey yapacağım sana. Mantık bu. Çok şahane bir milli takım. Uğur çok şanslı bir nesilsiniz. Biz hep hüsranlar yaşadık. Kuzey İrlanda'ya bir gol atmıştık. 2-1 yenilmiştik. Lisede sırama Kuzey İrlanda 2 Türkiye 1 Dobby Hasan yazmıştım. Sürekli olarak konuşuyorduk. 2-1 gol attık abi falan diye. Yani siz çok şahane bir nesilsiniz. Helal olsun. Milli takımla ilgili şunu söylemek istiyorum. Al milli takımı. İstanbul United diye Süper Lig'e koy. Şampiyon olurlar. Şampiyonlar Ligi'ne giderler. Şampiyonlar Ligi'nde bak abartmıyorum. Çeyrek final, yarı final oynarlar. Tabii Şenol Güneş'le ve bu organizasyon yapısıyla. Kulisler. Hoca kim gelecek gidecek, sportif direktörümüz şu mu olsun bu mu olsun, paralar yattı mı yatmadı mı, onu aldık mı verdik mi, deklarasyon yayınladık mı yayınlamadık mı, hakemlerle mücadele et, bunu geç. Bu şartlar altında milli takımı koy, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final oynarlar. O kadar iyi bir topluluk olduğuna inanıyorum. Ha diyeceksin ki Okay abi ne olur sonra. Sonra yavaş yavaş araziye uyarlar ve bütün renkleri dağılır. Çünkü antipatik olmaya başlarlar. Mutlaka onları tutmayanlar onları bir şekilde itibarsızlaştırırlar. Zaten eğitim sistemi çöker. Rekabet çöker. Veya sıkılırlar artık ekosistemlerinden. Ben böyle bakıyorum olaya. Bu takıma Londra United yap ya da Munich City yap. İşte Torino United yap. Aynı takım daha da büyür, daha da gelişir. İnovasyonlarla başka bir tarafa gider. Hemen kenara bir tane eğitim alanı yaparlar. Eğitim salonları olur. Stadyumun kenarında antrenman sahaları olur. Başka bir büyüme sağlanır. Leicester City nasıl büyüyor işte. Geçen hafta anlatmıştım. Aynen oraya gider ve hep Şampiyonlar Ligi'nde yarı final final oynar, şampiyon olurlar. Özetle ikisinin arasındaki fark ne? Eğitim. İkisinin arasındaki fark ne? Futbolu ciddiye alma. İkisinin arasındaki fark ne? İyi yarışmacı hocalar. Bizim en büyük şansımız hem eğitimci bir hocaya, ruhsal ve psikolojik olarak grup psikolojisini sağlayacak eğitimci bir hocaya, aynı zamanda iyi bir yarışmacı hocaya sahibiz. Mükemmel bir karışım sağlandı gerçekten. Ve milli takım başarısını hiç kimse üzerine alınmıyor. Ben yaptım demiyor. Herkes ortada bir başarı var, hep beraber yaptık diyor. Kimsenin egosu yükselmiyor. Burak ben kralım demiyor. Ozan ben kurtardım demiyor. Uğurcan ben var ya, ben olmasam olmaz demiyor. Herkes ortak başarıyı kucaklıyor. Bu muazzam bir şey. Ben çok memnun oldum. Bazı şeylere de şaşırıyorum. Hani ya Hollanda'yı yendik ama kötüydüler. En iyi Hollanda takımı değildi. Hani Norveç zaten şöyleydi. Haaland'ı tutunca zaten bunlara hiç gerek yok. Mesela VAR sistemini düşün. VAR mıydı? Yoktu. İki tane offside'dan iptalleri var Norveç'in. Çok minik bir farkla yardımcı hakem yakaladı. Diyelim ki yakalayamadı onları. VAR da yok. İki golü yedik. Kıyameti koparır mıydık? Koparırdık. Geçmişte hakemler bizi yaktı, yıktı filan diyorduk. Demek ki hakem yakıp yıkmıyormuş. İyi oynarsan hakem gayet normal işini yapıyormuş. Dört dörtlükler. Yani Fransa eğitimci bir yer. Doğru mu? Kesinlikle. Üç tane oyuncumuz. Biri zaten aşmış vaziyette gitti oraya. Her zevki tatmış olarak gitti. Hala geliştirebiliyor kendini. Yusuf büyüyor. Zeki büyüyor. Çağlar şu anda dünyanın en iyilerinden birisi. Meri oynamadı ama büyüyor. Kaan Sassuolo da oynuyor. Sassuolo'yu biz beğenmeyiz. Meriç Müdür'le birlikte. Allah razı olsun Sassuolo'dan. Kimler çıkardı, kimler çıkardı. Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf'ta. Hep eğitim var, eğitim. Yabancı dille eğitim yapan okullar Türkiye'de hep iyi öğrenciler yetiştirirler. Kaan mesela bu sezon Sassuolo'da 13 maçı çıkmış. Evet 13. Serie A'da 13 maça çıkmak mı daha değerli yoksa Süper Lig'de 30 maçta oynamak mı? Ya ben bunu böyle 13-30 falan diye değerlendirmiyorum. Bir şey öğrenmekle de ilgili bakıyorum ona. Öğrenmek. Peki hangisi daha öğretici? Öyle soruyor Eylül. Sassuolo daha öğretici. Burada öğretici bir şey yok ki. Burada rutinlik var. Top oynuyorsun. Hoca diyor ki sana bir puan alırsak 1.350.000 lira girecek kasamıza. Beraberliği sağlık. Başkan 1.350.000 kazandık. Daha ne yapalım? İşte penaltımız verilseydi haklısın diyor. Bitiyor iş. Hoca diyor ki rakibi durdurun. Kanatları kapatın. Ön tarafta baskı yapın. Yugoslav faulu. Hücumcu bir oyuncu alacağım 60'ta. Ona top atacaksınız. Kontradan atıp 3 puan alırsak primler 30.000. Bütün sistem bunun üzerine kurulu. Buradan nereye varabilirsin ki? Hocalar sürekli değişiyor. Dünya rekoru kırıyoruz.
Buradan nereye varabilirsin? Batı'da da değişiyor hocalar ama hangi mantıkta değişiyor? Top oynamak için doğru bir yer değil belki iyi oyuncular için Türkiye Ligi. Şu anın fotoğrafı bana kalırsa bu. O yüzden milli takım, kulüp takımları Avrupa sıralamasında tıkır tıkır düşerken, 18.liğe kadar gerilerken yavaş yavaş yükselmeye başladı. İlk defa Türk tarihinde Türk milli takımı futbolu sevdiğimizi hissettirdi bize. Türkiye'de herkes futbol izledi. Herkes ekranın karşısına geçti ve hiç kimse kavga etmedi. Biraz Altay mı Uğurcan mı diye kavga ettiler, biliyorsun değil mi? O da tatlı bir muhabbetti. Hatta ben, belki sen de son bölümlerde, ya Altay girsin biraz da oynasın canım benim baktık. Trabzonsporlu'yu oynattı, Fenerli'yi oynattı. Böyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Ozan attı golü bak, Fenerli attı. Yok, olmadı öyle bir şey. Burak eski Beşiktaşlı, hayır Galatasaraylı, hayır olmadı. Bu milli takıma sahip çıkmamız lazım. Bu milli takımda da Süper Lig dışında forma giyen 9 oyuncumuz var ilk 11'de. Aslında böyle ister istemez Süper Lig'de de biraz bağını koparmış bir milli takım. Bütün yazılımlarını, formatlarını yurt dışında alıyorlar. Ve ona göre de zaten gerekeni yapan bir milli takım var. Gerçekten çok gurur duyacak bir takımımız var. Eğitim şart. Eğitim şart. Espriydi biliyorsun bu. Eğitim şart. Şimdi az önce başka önemli bir konuya dikkat çektin abi. Var yoksa neler olur gibisinden. Mesela Sırbistan-Portekiz maçında Ronaldo'nun son dakika golü geçersiz sayıldı. Çizgi geçmişti. Bunda hemfikiriz. Tekrar tekrar izledik pozisyonu ve Ronaldo'nun da zaten pozisyondan sonra bir itirazı oldu. Hatta maçı bıraktı gitti desek yeridir. Nasıl yorumluyorsun? VAR genel olarak bütün futbol dünyasında olmalı mı? Ronaldo'nun tepkisini ne dersin? Başlangıçta itiraz etmiştim VAR getirildiğinde. Her yerde adalet sağlanmalı. Bugün Türkiye 2. ligine bakın, 3. ligine bakın, hatta TFF 1. lige bakın. Çok acayip VAR'a ihtiyaç duyulan noktalarla karşılaşıyoruz. Çok acayip 2. ligde özellikle. Ya Avrupa'ya da baktığın zaman VAR'ın uygulanmadığı yerlerde çok acayip sonuçlar, kaderi değiştiren sonuçlar var. VAR niye yok? Neden yok? Yani işin ekonomisi ise UEFA'daki para hiç kimse de yok. FIFA'daki para hiç kimse de yok. Koyun oraya VAR'ı. Az önce söyledim, o iki pozisyonda offside vermeselerdi ne olurdu? Norveç kafa kafaya, belki de bizi yenerdi, moralimiz bozulurdu filan. Ronaldo haklı. Daha önce Dünya Kupalarında 66'da yaşandı. İngiltere'nin bir golü içeri girdi çıktı. Dünyanın gözünün önünde iptal edemediler kararlarını. Golü veremediler. VAR getirildi düzgün olsun diye. Son dakikada eğer bir hatayla Portekiz Katar'a gidemezse Ronaldo ve arkadaşları, Portekiz gibi iyi bir futbol ülkesi ne olacak? Dönüp burayı konuşacaklar. Bence Ronaldo haklı. Samuel Eto'ya Real Zaragoza maçında, Barcelona maçında yıllar önce ırkçı söylemler zirve yapmıştı. Ben de maçı anlatıyordum ve adam dedi ki yeter artık dedi. Yürümeye başladı kenara doğru. Eğer çıksaydı ben de mikrofonu bırakacaktım. Yani maçın son 15 dakikası sessiz gidecekti. Çünkü ben de isyan ettim artık. Nedir bu hadsizlik? Bir an o aklıma geldi Ronaldo çıkarken. Haklı çocuk. Yani bu Ronaldo gibi bir futbolcu tarafından protesto edilecek bir şey. X bir futbolcu tarafından bu protesto yapılsaydı yukarıdakiler bunun farkına varmazlardı. O yüzden helal olsun çocuğa. Sonuna kadar arkandayım Ronaldo. Devam et. Bence bu tepkinin de yansımaları güzel bir şekilde geri olur. Kesinlikle olacak. Geri dönüşü olur. Kesinlikle olacak. Dünya çapında futbolcu yetiştirmek bence çok önemli. Çağlar Söyüncü bence dünya çapında bir futbolcu. Gittiğin ligin senin eğitimini sağlaması çok önemli. Yanındaki Ozan Kabak da çok iyi bir yere gelecek Liverpool eğitiminde. Bak Okay West Bromwich Albion'da bence orada iki tane savunmacının önünde oynadığı oyunla nereden nereye nasıl hızla yükseldiğini gösterdi. Bizim Türk futbolunda her şeyi bir köşeye bırakıp eğitim daireleri kurmamız lazım. Altyapı yetiştiriciliği, yani Freiburg'daki hocası Çağlar'ı izleyerek aldı. Türk medyasında haber de oldu. Ben de o dönemi Altın Ordu'yla takip ettiğim için, yakından takip ettiğim için biliyorum. İzlediler ve istiyoruz bu çocuğu dediler. Bunu istiyoruz. Çağlar'ı istiyoruz dediler. Çağlar gitti orada eğitimini aldı ve şimdi nerede? Dünyanın en büyük liginde ve dünyanın bence en iyi savunma oyuncularından birisi. Korkunç bir soğukkanlı. Bir maçın bir tarafında hatta beyler sakin olun ne yapıyorsunuz dedi. İnanılmaz bir şey bu ya. Sakin olun dedi. Ne yapıyorsunuz siz ya dedi. Sakin ol. Aldı topu götürdü oyun kurdu. Böyle büyük yıldızlara ihtiyacımız var. Peki şöyle bir şey var. Biz defansif orta saha oyuncularını gelişirken görüyoruz. Biraz forvet oyuncularını geliştiremiyoruz orada. Burak bir istisna, o da çok büyük bir yetenek. Peki Süper Lig'e geçelim mi biraz? Geçelim. Bu hafta artık Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor ama gözler biraz Fenerbahçe'de olacak. Erol Bulut'la yollar ayrıldı. Aslında beklenen bir karardı ama ne zaman olacağı belli değildi. Yerine de teknik sorumlu unvanıyla Emre Belezoğlu getirildi. Sportif direktör. Nasıl yorumluyorsun? Ya büyük bir risk yani. Emre ayağına prangalar bağladı. Emre Belezoğlu ayağına prangalar bağladı. O prangaları eğer kırarsa, takımı şampiyon yaparsa kahraman olur. Bize anlatacak bir destan çıkar. Zeytinburnu'da küçük bir çocukken fotoğrafıyla başlarız hikayeyi anlatmaya. Galatasaray yılları, Fenerbahçe'si, işte Başakşehir'i, Inter'i, Newcastle United, Atletico Madrid'i. Müthiş bir Emre hikayesi çıkar. Hatta Avrupa'da bile bu hikaye okunur, ilgilenilir, aa falan denir. Ama bu kolay mı? Çok kolay gözükmüyor.
sportif direktörlükten teknik direktörlüğe giderek otomatik olarak takımı şampiyon yapabilecekse şayet, o zaman Türkiye'de teknik direktörlük müessesesini komple silip atmak lazım. Yani mesela ben şeyi merak ediyorum. Fenerbahçe'de sportif direktör içinde aynı arayış var mı? Eğer aynı arayış yoksa sportif direktörlük müessesesi zaten kağıt üzerinde bir müessese demektir. İkisini birlikte yapıyorsa zaten iki işi yaparsan herhangi bir şekilde bir işte başarılı olamazsın. İkisinde de başarısız olursun. Garip geldi bana. Futbolculuğuna hiçbir şey diyemem. Çok büyük futbolcuyum. Ama her büyük futbolcu büyük teknik direktör oluyor mu? Olamıyor. Hatta bazen Jose Mourinho'lar, Arsene Wenger'ler, Eriksson'lar örneğini verebiliriz. Sıradan futbolcular, Jürgen Klopp aynı şekilde sıradan futbolcular büyük hoca oluyorlar. Yani Guardiola'da oynadığı Barcelona takımının bir numarası falan değildi. O takımda efsane oyuncular vardı. Çok büyük yıldızların çok nadir değil mi? Nadir. Mesela Cruyff. Zidane. Zidane. Beckenbauer. Ama neden? Bir, Cruyff, total futbolun yaratıcısı Rick Buckingham'ın eseridir. Rinus Michels'le birlikte. Beckenbauer, muazzam Alman sisteminin eseridir. Öyle Beckenbauer kolay olunmuyor. Sepp Herberger'den, Helmut Schön'den, Jupp Derwall, Jupp Derwall'den, Bayern Münih'in büyük efsaneleri Gerd Müller, Beckenbauer, Sepp Maier. Bu sistemin içerisinden gelerek bir yere varabiliyorsun. Zidane, Clairefontaine meselesi. Yani iyi bir eğitim. Cezayir göçmeni bir çocuğun Fransa'daki ekolden büyümesiyle ortaya çıkan bir isim. Sonra tabii iyi adamlarla da karşılaşmak lazım. Yani Zidane da gitti, altyapıda çalıştı. Sonra artık Ancelotti'nin yardımcısı olunca direkt en iyi hocanın yanına gitmiş oluyorsun, biliyor musun? Tabii ki. Kendi isteğiyle altyapıya gitti. Yani tabii. Şimdi Emre Belezoğlu'nu konuşuyoruz. Sportif direktörlük görevini yürütüyordu ve şu anda birden bir kaos ortamında A takımın başına geçiyor. Evet. Ama şimdi Zidane mesela en başta istese Real Madrid'in başına bana göre geçebilirdi ama kendisi tercih etmedi. En başta altyapıya geçti. Sonra Ancelotti'nin yardımcısı oldu. Sonra Ancelotti gittikten sonra Ancelotti hocanın da rakibi oldu finalde galiba. Napoli maçıydı. Hikayeyi kendisi yazdı yani. Tabii. Ama bizde şu var. Abi sen bir git de altyapıda çalış denince çok kabul edilmiyor bu konular. Yani neden ben büyük topçuyum? Neden ben hani gidersin? Meşhur toplanılan patiseriler var ya, patiserilerde kulis yaparsın. Kendini bir yere atarsın. Yani sistem tamamen adamını bulup bir yerlerde iş yapma üzerine kurulu. Bundan bir vazgeçmemiz lazım. Büyük futbolcu büyük hocalar çıkmıyor. Yani Aykut Kocaman Türkiye Ligi'nin o dönemindeki çok büyük golcüsüydü. Yani 200 gol attı. Rıdvan Dilmen yine büyük futbolcuydu. Çok fazla forma giyemedi. Yani kimlere bakarsan geriye dönüp değerlendirirsen Fatih Terim döneminin en iyi savunmacıları arasında gösteriliyordu. Ama yani uluslararası bir yıldız mıydı? Değildi tabii ki. Yani iyi hoca olmak için ne yaptılar? Yol teptiler. Ve doğru insanların yanında çalıştılar. Yani Jupp Derwall'in yanında çalışmak, Sepp Biondi'nin yanında çalışmak. Bunlar direkt kaynağından bilgi almak demek. İşi hızlı hızlandırıyor. Sergen Yalçın ne yaptı? Gaziantep'ler, Konya'lar, dünyaları gezdi. Malatya'lar, Alanya'lar. Nihayetinde doğduğu kulübe geldi. Yani muazzam bir çalışma background'u var. Sergen Yalçın modeli gibi eğer Emre Belezoğlu'na bakıyorlarsa Emre Belezoğlu'nun pas geçtiği bir bölüm var orada. Ama çok zekidir. O da büyük hocalarla çalıştı sonuçta. Atletico Madrid'de çalıştı. Newcastle United'da büyük hocalarla çalıştı. Yine aynı şekilde Inter'de. Üç farklı futbol ikliminde nefes aldı. Ama onu yapmış olmak burada da başarılı olacağın anlamına gelmiyor. Bence büyük risk aldı kendisi. Daha önce de söylemiştim hatırlarsan, Erol Bulut teknik direktörlüğü özgürlüğüne kavuştu. Ben Erol Bulut'un bundan sonraki kariyerinde başarılı olacağını düşünüyorum. Baskı altında yarışmak çok zor ve Fenerbahçe'de baskı çok fazla. Türkiye'de personeli üzerindeki en büyük baskıyı Fenerbahçeli hocalar görüyorlar. Yani en çok baskı gören onlar. Umarım tarih yazar Fenerbahçe taraftarları açısından, bu çok önemli. Ama mantık olarak baktığınız zaman masaya bu çok olabilecek gibi gözükmüyor. 10 hafta sonra bekleyip göreceğiz. Evet. Zaten her şey o zaman belli olacak. Peki abi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi kaçtım.